gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum. Satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Gözyaşım umma neyledin, aklım fikrim zayeyledin. Şu gurbet emin eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış? Gözyaşımı dayeyledin, aktı gözü yaş eyledin. Perme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Gece gündüz yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Güzel ya, bravo. Ne güzel bir türkü ya. Hasan müthiş Durak. Evet. Arguvan. Müthiş bir türkü. Harika. Emir nasılsın? İyiyim çok şükür. Ya güzel geçiyor her şey. Keza sizlerle olmaktan inanılmaz derecede keyifli, mutluyum. Öyle. Biz her zaman mutluyuz. Sen bizim enerji kaynağımızsın. Teşekkür ederim. Öyle çok teşekkür ederim. Evet Aysun Hocam. Cengiz'ciğim bizim rahmetli Turan abi de yani böyle türkü okurken onun o türkülerden aldığı keyif biraz ben şey... Aura o enerji var onda. Evet böyle şeylerinde sanki biraz Turan evet, abiyi evet. de görüyorum evet. Rahmet Can'la. Ama ikinci güftede sanki biraz evet. sözleri karıştırdın, evet, evet, harmanladın oldu. Gibi. Oldu. Olur. Biz de yapıyoruz zaman. Ece Hanım'a yenik düştüm biraz. İyi yazdın ama. Tecrübem var o yüzden. Ama o da güzel bir herkes tecrübe değil mi? Güzel bir yetenek. Evet. Ya heyecanımdan yani, yenik düştüm. Sahnede gözyaşım evet, umman eyledi diyorum. Şimdi, bence sahnede yap da burada yapma. Evet hocam evet. Burada yaparsın. Yan, çünkü bir yanda durursam ama, hani dedim gider. Durmadın iyi oldu. Ama yine toparladı. Evet. Toparladın. Burada bir... Bir alkışlamak lazım. Ve... Bunu alkışlamak lazım. Hakikaten, hakikaten özel bir şey. O anda yazdık. Bir şey söyleyeceğim. Ali'cim hangi tondan... Niye okudun?
yani bir ton üstten okuyabilirdi. Fadiyez okusaydı daha parlak olabilirdi. Çok daha iyi olur. Çok pes ve enerjisi düşük kalmış. Hocam, aynı şeyi düşün. Yani bir Fadiyez'den duyabilirsek bir Fadiyez alalım oradan. Bir Fadiyez yapabilir miyiz? Hani şunu demek istiyorum. Emir Tarla sen de okur musun? Yani Türkiye'ye göre akordunu belirlemezsin. Bazı Türkleri evet, Fadiyez'den söylersin, bazısını evet, B'den, evet, bazısını evet, R'den söylersin. Bassını solden söylersin. O ses sende var. Ama parça dar ve küçükse tizleşmen gerekir. Büyük ve genişse pesleşmen gerekir. Evet hocam. Yani sana bu pes kaldı. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani enerjisi de düştü türkünün. Ali hocam bir Fadiyez alabilir. Çok kesik okudun sonlarını. Evet, sonları hadi bir deneyelim. Kesik. Evet. Hadi bir deneyelim. Beni derken derde saldı. Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum evet, Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış. Öyle mi? Güzel. Doğru tespit. Ya bu... Şimdi bir de şeylerin devam ediyor güne. Nasıl diyeceğine nasıl diyorsun. Evet. O güzel bunu nasıl? Nasıl nasıl? Sıl. Se. Hocam aslında çalıştım geçen hafta. Ama bu sahneden kalma bir alışkanlık sende. Bir de evet, çalışırız ben. Şimdi... O Karadeniz türkülerinde var. Cümle sonlarında da harfleri yutuyorsun. En son mesela. Kesiyor, söyleyeceğin kesik, harf yok. Kesik. Evet. Saldın. Evet. Yani kesik. Bazılarını kesik söylüyorsun. Cümle sonlarında o en son harfi yuttuğunda biz ne dediğini anlamıyoruz. Şiiri anlamıyoruz. Onlara da dikkat et. Tamam. Güzeldin. Hocam. Türkülerin hamburgerisin sen. Olacak öyle, değil mi öyle? Değil mi öyle? Kalıyor bunlar sonra. Ama biz lahmacun seviyoruz, acılı falan diyoruz. Emir Taha Altınbaş, alkış diyoruz. Evet, Emir, bravo.